Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Melis Birkan hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Melis Birkan 15 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.74 boyundadır. Yengeç burcudur. Ailesi hakkında da şu şekilde konuşmuştur. Anne ve babam ekonomist. Ailenin tek çocuğuyum. Ankara'da doğdum. Babamın işi dolayısıyla ilkokuldan sonra İstanbul'a yerleştik. 3 kişilik çekirdek aile tabir edilen bir ailede büyüdüm. Ailemle birlikte çok gülüyor, çok eğleniyoruz. Ankara'da doğdum, Ankara'da büyüdüm. İlkokul bittikten sonra İstanbul'a geldik. Annem de babam da ekonomi mezunu. Babam ekonomistti aslında. Uzun süre borsada çalıştı. Şimdi bir üniversitede hocalık yapıyor. Annem de bir süre İngilizce öğretmenliği yaptı ama hayatı babam ve beni toparlamakla geçti diyerek ifade etmiştir. Çocukluk yıllarından da şu şekilde bahsetmiştir. İçgüdüsel olarak henüz 6 yaşındayken dans etmek istediğimi fark ettim. Ortaokul ve lisede bale eğitimi aldım. Okurken 7 sene yevmiyeli olarak AKM'de çalıştım. Ama Türkiye dans için elverişli bir ülke değil. Bu yüzden dansçı olmak konusunda tereddütlerim vardı. Kendi kendime kontrolümün elimde olmasını gerektiren bir okulda okudum. Konservatuvar öğrencisiyim ve bu diğer okullara göre biraz daha zordur. İster istemez sorumluluk adına erken büyümem gerekti. Ben okurken babam çalışıyordu. Annem her anlamda evin düzenini sağlamak için birçok fedakarlık yaparak ailesini bir arada tuttu. Ama yapmak istediklerini de yaptı. Mutlu bir ailede büyüdüm. Büyük travmalarım yok. Başka bir iş de yapabilirdim. Ama bunun oyunculuk olma ihtimali çok düşüktü. Hiç hayal etmediğim bir şey de oyunculuk diyerek ifade etmiştir. Eğitim hayatını ise ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri almıştır. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamlamıştır. Hayatının dönüm noktasını ise şu şekilde anlatmıştır. Dans gösterisi için katıldığım bir davette makyaj yapmamış halimle menajer Özlem Durak tarafından fark edilmemle hayatımın akışı değişti. Özlem Durak, dans edeceğim bir davette uzaktan loş ışıklar altında, hiç makyajsız halimle beni görüyor ve hemen kim bu kız diye soruyor yanındakilere. Sonra da bana kartını vererek beni ara dedi. Aradım aramasına ama bir yandan da oyuncu olmamak için uzun süre direndim. Çünkü o ana kadar aklımın ucundan bile geçmiyordu oyunculuk. Yapabileceğime de inanmıyordum zaten. Ama düşünsenize karşınızda sizi sadece birkaç saniye görüp size sizden daha çok inanan bir insan var. Bu durumu görmezden gelemedim ve 1,5 yıl kadar direndikten sonra Tarzı Hayat isimli programı sunarak kameralara ısınma turu başladı benim için. Ardından Çapkın dizisi, sonra Barda, Amerikalılar Karadeniz'de 2 filmleri geldi derken Köprü dizisi, arkasından da ilk kez Çağan Irmak'la tanıştığım Ulak filmi geldi. Özlem'le tanışmam, Çağan ve Issız Adam, bunlar bir şekilde benim için ciddi dönüm noktaları. Issız Adam'ın benim için önemi büyük. Çağan bu bana bunu önceden söylemişti zaten. Issız Adam bunlar bir şekilde, Çağan ve Issız Adam bunlar bir şekilde benim için ciddi dönüm noktaları. Issız Adam'ın benim için önemi büyük. Çağan bana bunu önceden söylemişti zaten. Beni aradığında başka bir şey olacak senin için demişti. Ben rol için sadece seni düşündüm, senin olmanı istiyorum dedi. Ben de daha o an rolü kabul ettim. Çağan her ne kadar sen önce bir senaryoyu oku dese de ben kararımı vermiştim diyerek ifade etmiştir. Oyunculuğa ilk adımını ise 2005 tarihinde Çapkın isimli dizide canlandırdığı Kiraz karakteriyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Issız Adam filminde canlandırdığı Ada karakteriyle olmuştur. Bu film büyük yankı uyandırmış ve dikkatleri üzerine çekmiştir.
Sosyal yaşantısı içinde şunları ifade etmiştir: İşten arta kalan zamanlarımda sevdiklerim ile vakit geçirmeyi seviyorum. İki kedim var, onlarla ilgileniyorum. Haftada 3-4 gün spor yapıyorum. Pilates yaptım. Uzun süre şimdi farklı şeyler deniyorum. Bir hocamla boks çalışıyorum. Bir başka hocamla da başka antrenmanlar yapıyoruz. Kinesis de var içinde. Pilates hareketleri de var. Arkadaşlarımla buluşuyorum, sinemaya gidiyorum diyerek anlatmıştır. Melis Birkan düşünce tarzını ise şu sözlerle anlatmıştır: daha çok işimle gündeme gelmeyi seviyorum. Magazinsel olmaktan hoşlanmıyorum. Benim de sinir yanlarım ve beceremediğim şeyler var. Sadece dışarı yansıtmıyorum. Yakınlarım bilir. Daha çok işimle bilinmek daha iyi. İnsanların aklında kalan oynadığım karakterler aslında. Hiç ünlü olma hayali kurmayan biri olarak şöhret olma fikri beni korkutmadı. Çünkü ben şöhreti sadece tanınmak olarak algılıyorum. Benim hayatımda ünlü olmak hiçbir şey değiştirmedi. İşim bitince eskiden ne yapıyorsam yine aynı şeyleri yapıyorum. Magazinde görünüyor olmanın da işe belki bir katkısı vardır ama ben hala alışamıyorum, panikliyorum. Çünkü bir mağazaya gidiyorum, bir şeyler alıyorum. Hop bir fotoğraf çekiyor. Neden bahsedeceğimi bilmiyorum. Yani lokum almaya gittiğimde lokumu mu anlatmalıyım? Bazı insanlar bu konuda profesyonel. Magazine iki söz söylüyor, pozunu veriyor ve yoluna devam ediyor. Kıskanıyorum onları valla. İleride belki rahatlayabilirim. Yine de çeşitlilik güzel diyerek anlatmıştır. Mutluluk kaynağını ise şu şekilde açıklamıştır: şu anda bulunduğum yerde olmaktan mutluyum. İnişler ve çıkışlar bu işin dinamiği. Sürekli yukarıda olması da sürekli aşağıda olması da insana zarar verir. Şöhretin mesleğin bir getirisi olduğunun bilincinde olup artmasına, azalmasına takılmadan anın tadını çıkarmak lazım. İçinde olduğum durumdan gayet memnunum. Bazen hiç kimsenin tanımıyor olması, görünmez olmak güzel geliyor. Bazen de birinin tanıyıp bir şey söylemesi, fotoğraf çektirmek istemesi mutluluk veriyor diyerek anlatmıştır. İlk sinema filmin deneyimini ise Barda isimli filmle yaşamıştır Melis Birkan. Aşk hakkında da şu cümleyi kurmuştur: aşk, umut ve hayal kurmak demek. Ondan vazgeçiyor olmak, kendinizle ilgili çok fazla şeyden vazgeçmek demek. Romantizmi kaybetmemek gerek diyerek açıklamıştır. Hayata bakış tarzını ise şu sözlerle anlatmıştır: her işe sıfır noktasından başlamanın kendine dürüst davranmayı sağladığını düşünüyorum. Bunu yaptım, bunu yaptım, bunu da kesin yaparım demek hiç bana göre değil. Oyunculuğu sevmeseydim eğer başka bir şey denerdim. Ama ne olurdu bilmiyorum. Bu olmazsa başka bir şey yapamam diye düşünmedim hiç. Öyle bir sıkılganlığım yok hayatla ilgili. İnsan mutlaka başka bir şey bulur. Dans okuduğum için öğretmenlik mi yapardım bilmiyorum. İrili ufaklı işler de denemiştim zaten okuldan sonra. Çünkü dansa ilkokuldan sonra başlıyorsunuz. İnsanın mesleğine karar verebileceği bir yaş değil. Beğenilme kadar beğenilmemek de var. Herkesin birini beğeniyor olması ya da beğenmemesi tamamen yalan. Her şeyi herkesi beğenemeyiz. Herkes de bizi beğenemez. İyisi kadar kötüsünü de söyleyen de olacaktır. Siber zorbalığa gitmeyen iyi niyetli her eleştiriye açığım diyerek anlatmıştır. Mesleği hakkında da şu şekilde konuşmuştur: oyunculuk yapmaktan büyük keyif alıyorum. Yoğun temposu var ama bu durumdan gayet memnunum. Durmaya da gerek var elbette. Zamanı gelir dururum. Şu andaki tempo gayet koşturmacalı. Ben de ona ayak uydurmaya çalışıyorum. Ama tüm bu hız içerisinde set dışında çok sakin bir hayatım var. Özel hayatım benim için en önemli ve sadece bana kalması gereken taraf. Bunun işime şöyle bir yansıması var: ben her seferinde değişik karakterler canlandıracaksam ve bunu yapmaya devam edecekse insanların benimle ilgili çok fazla fikri olmasını, belirli cümlelerinin olmasını istemiyorum diyerek ifade etmiştir. Melis Birkan kendi oyunculuğunun gelişmesi için kendi hakkında daha fazla bilgi sahibi edinmesini istemiyor. Bu yüzden
Melis Birkan hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım beğenmişsiniz.